Sen de geç. İsmim Fırat. Mardin'den geldim. Tarih öğretmeniyim. Buranın görüntüsünü, yapısını merak ettiğimiz için geldik. Gerçekten de güzel bir görüntü. Yüzenada, Yüzenada diyorlardı. Geldim, gördük. Yani gerçekten de yüzüyorlar. Nasıl yüzüyor, bu nasıl suyun üstünde duruyor merak ediyorduk. Sanırım altında yosunlar var. Yosunlar onu alttan tutuyormuş, destekliyormuş. Bu sayede suyun üstünde duruyormuş. Hatta merak ettik, acaba üstünde çıksak batar mı, nasıl olur diye. Kültür turizm bölgesi olduğu için, koruma altına aldıkları için üstüne çıkamadık, izin vermediler. Görüntü olarak baktığımızda sararık otlar gözüküyor. Muhtemelen insanlar sürekli üstüne çıktığı için, bastıkları için sararmıştır otlar. Yani koruma altına alması, batmaması açısından bence güzel bir davranış. Hani desteklenmesi gereken bu şekilde, yani yeşil durması, koruma altında olması daha iyidir, kültürümüzdür. Sahip çıkmamız gerekiyor birlikte. Gerçekten de gelip görmek isteyenlere tavsiye edebileceğimiz, gelip görebilecekleri bir yerdir. İsmim Mehmet, Almanya'dan geliyorum. Kendim de Bingöl'lüyüm. İlk sefer buraya geliyorum, çok güzel bir yer. Ama maalesef insanların duyarsızlığı yüzünden her taraf çöp dolu. Çöp bidonları olmasına rağmen girişte hep yerlere atmışlar, gölün olduğu yere atmışlar. 10 dakikadan fazla da şişelerimizi taşıyoruz. Maalesef çöp bidonları bulamıyoruz burada. Yetkililere çağırmaz, gereği ilgi göstersinler, temizlik konusunda olsun, yeteri kadar insanları bilgilendirsinler. Esat akşamı, Bingöl merkezden geldim. Daha önce de gelip görmüşlüğüm vardı. Ama o zaman geldiğimde çok böyle yaz sezonu değildi. Şu an daha güzel. Gerçekten hem bakımı, hem insanlara hitabı, hem havası güzel. Herkesin gelip görmelerini de isterim. Ben onun Yakup. Yerken mamala kerama sıkıştır kerama dürenli kesin yarım makin. Eğer ma akerdin, bir şey diyor yarım ne kirdin. Adam buraya geliyoruz, yani piknik için diyorum bize kapıyı açmıyor, biz de kapıyı açmıyoruz. Adam burada piknik yapmıyor. O işeyi günü alıyor, geri gidiyor, kızıyor. Kızıyor, geliyor, bizim şikayet ediyor. Ha bugün de yine 4-5 kişi kızı gitti. Ben ne yapayım? Devlet yasak dedi. Devlet yasak, biz mecburuz. Ama biz gidiyoruz ya, ara sıra ya saat 9'dan falan ben buraya geliyorum. Sabah geliyor, burada doludur, adaya çıkmışız. Adaya çıkmış, ben kapıyı açıyorum, onu dışarı götürüyorum. Burası bu taraf gölet olduğu için sığ, yani fazla derin de. Ben Sedat, 10 yıldır burada çalışmaktayım. Buraya gelen misafirlerimizde giriş kısmında kafe, restoran hizmeti veriliyor. Gölün karşı tarafında ise 25 tane çardak bulunuyor. Burada da misafirlere piknik hizmeti sunuluyor. Bu gördüğünüz yüzen adalar da toplam 3 adetten oluşmaktadır. Bu 3 parça yerle bağlantısı olmamakla birlikte suyun üstünde hareket etmekte. Burası da Doğa Koruma Milli Parklar tarafından koruma altına alındığı için gelen ziyaretçilerin adaların üstüne çıkması yasaktır. Bunun sebebi ise toprak yumuşak zemin olduğu için, altı su olduğu için insanlar çıktığı zaman bu toprak zamanla aşınıp tahrip oluyor. İşte gölün derinliği yaklaşık bir 60 metre. Ve yaşadığımız sıkıntı ise gelen misafirler adanın üzerine çıkamadığı için bu sebepten dolayı sürekli sıkıntı yaşıyoruz.